Mevsimlerden ilkbahar. Nisan yağmurları yağmakta, topraklar doğum yapmakta. Doğa tüm yönleriyle yenilenmekte. Doğa yeniden yeşillenmekte baharın gelişiyle. Doğanın yenilenen ihtişamını seyrederken içinde bir huzur, kalbinde tarifsiz bir duygu oluşmaya başladı. Daimi bir yenilik, dönüşüm, değişim içinde olan doğa, belki de bir ders, farkındalık veriyordu ona. Kara kara düşünmeye başladı. Bir şeyler görmeye çalıştı. Sanki gizli bir sır varmış gibi hissediyordu. Tuhaf bir şeyler hissetmeye başladı. İçine bir sıkıntı düştü. Sonra kara kara düşünmekten vazgeçti. Kara kara düşünerek aydınlığa ulaşılamayacağını anlamıştı. Hangi karanlık insanı aydınlığa çıkarır diye bir soru yöneltti kendine. Onu düşündüren okuduğu bir kitap geldi aklına. Hasta duygularla dolu hasta beyinler sağlıklı düşünemez. Doğru karar veremez. Doğru olanı göremez. Hastalıklı beyinler görülmesi gerekenleri değil, görmek istediklerini görürler. İşte bu durum insanı asla doğruya ulaştırmaz. Düşünmeye devam ederek garip bir tespitte bulunur. İnsanın erdeminin ve faziletinin arttığı oranda bencilliği de arttığını fark etti. Oysa erdem ve fazilet insan için çok önemli birer değerdir diye düşüncesine de ekledi. Değer insanı bencilleştirir mi diye bir soru daha yöneltti kendine. Kirpas içinde olan bir bardağa temiz su konulursa o su temiz kalır mı? Karakteri zayıf, aklı dar, düşünceleri sinsi, duyguları kirli olan her insan kirpas içinde olan bardak gibidir. İçine ne konulursa kirlenir. Kötülüğü örtmek, gizlemek için elbette erdeme ve fazilete sarılır insan ki sahtekarlığını, şehvetperestliğini, sinsiliğini ustalıkla sürdürebilsin. Ve doğadaki harika değişime dönerek kara kara düşünmek değil, aydınlıkta düşünmek gerekir. Doğru düşünmek, doğru bakmaya. Doğru bakmak, doğru görmeye. Doğru görmek, doğru sonuca ulaştırır insanı diye aydınlıktan düşündüm.